Kerpen'e gidiyorum. Kerpen'den arabanın yarısını da oradan yükleyeceğim inşallah. Yükleyebilirsek hafta sonuna kalmayacağız, yapıştıracağız. Ha babam di babam inşallah. Daha yarısı da bir Berlin'den mi yükleyeceğim diye böyle bir duyum aldım ama bakalım ya. Dün videoda konuşurken yolu ayırmış yol inşaatı, tırlar sağdan, soldan, köprüden, taksiler 7,5 ton. Biz vallahi soldan yardırmış gittik. Sonradan jeton düştü. Tam o ara Serdar abim aradı, video kapandı. Olsun var canım. Siz anlıyorsunuz zaten, biliyorsunuz iyi kötü düzeni. Gidiyor. Arkadaşlar neredeyik? Recklinghausen'deyiz. Ali Rıza abime selamlar, kucaklar dolusu. Buradan uğrayamadım. Telaşlıyım, saat 2'de vardım, varmadım, kaldım pazartesi güne. Onun için yapıştırıyorum. La yürü az ya. Gı. Kanı gibi la. Yol kapanı, selamünaleyküm. Dakikalarla yarışıyor, dakikalarla. Açın şu yolu. Pölüs yok mu? Bozulmuş ya. Tüh. Cızılmış mı diyorum şu. Kerpen'e gidiyorum. Burada da Wuppertal'dan da geçecek. 43 numaradayım ben. Ahmet Akın abime kucaklar dolusu, sevgi, saygılar. Hani sünnetimizde gelmişti Ahmet abim. Abim dedi ya, ne bakımaya geldim lan diye. Ya huzursuz mu ya vallahi. Ahmet abim sevgiler, saygılar. Çocuklara selamlar abi buradan. Vaktim yok gördüğün gibi, vallahi telaş. BAG geliyor sözün. Öpürdünüz BAG. Kaçtı. Kaç. BAG'den niye korkuyor? Bir abimiz demiş. Kimidi? Recep. Recep'in bir arkadaşı. Sağ olsun demiş ki, ya bu kadar korkmasın demiş ya. Vallahi abi korkuyor. Tuttuğu zaman eşek arısı hani onarda sokmadan gitmez. Bu da sokmadan gitmiyor. Sokması da 200-400 eurodan geliyor. O da bizi aşıyor. Elimizden geldik kadar korkuyor, kaçıyor, saklanıyor. Kupe gündüz pek yola gitmek ama böyle aralarda gidiyor. Ya bizde doğru durma yok ya. Vallahi bizde de kabahat var ya. Kabahatin büyüğü bizde. Niye bizde? Otoban alma. Arabanda dangiri dingiri dingiri. Serdar abi anladın sen onu. Çok arkadaşımız bilir. Dangiri dingiri. Dangiri dingiri işler alengeli işler. İş doğru dürüst iş yok. Kaptı kaçtı iş. Türkiye gibi. Sanki bizde burayı Türkiye belli yok. At oyna diyor. Vay anam vay vay vay. Yaşlandık ya. Vallahi dostlar. Yaş gelip geçiyor, haberiniz olsun. Aklınızı devşirin, aklınızı başınıza alın. Gününüzü gün edin. Valla. Hayatınızı yaşayın. Yemediğinizi yiyin, içmediğinizi için, yapmadığınızı yapın. Ne o kalırsa o kalır. Hayat yalanlarla dolu, yalan dolan insanlarla dolu. 3-5 kuruş parası oluyor. Dünyayı satın aldın lan oğlum, emanetçisin. Emanetçi bunu unutma bir defa ya. Emanetçi olduğunu unutma. Emaneti unutma. Haşa Allah'ı unutma. Allah sana para verdi, pul verdiyse böbürlen diye vermedi. Yani kibir, gönlü, yani Rabbimin hiç sevmediği işler bunlar. Kibir, ondan sonra böbürlenme, büyüklenme. Nedir bunlar arkadaşlar? Ya böyle şeyler yakışık almaz. Ama insanlar o yolu seçmiş, gidiyorlar. Sizlerden bahsetmiyorum. Birkaç
birkaç kişi var arkadaşlar. Onlar üstünden alınır. Ara sıra da böyle laf çakıyor işte. Almanya'dan lafı bir atıyor. Ta nerelere gidiyor. Ama haksız mıyım? Haklıyım. Senin paran olsa ne, uçağın olsa ne yarar bana ya? Parasını verir binerim. Götüreceğim öbür tarafa sanki ya. Öbür tarafta hepimiz aynıyız. Çek! Bekleyeceğim. Çok kişi var bekleyeceğim. Dağını sıkacağım orada. Elime bir kırbaç yapıştıracağım. Hakkımı helal etmeyeceğim. Etmiyorum. Ya taksi. Vallahi ya burnunu sok geç. Ya da durdurduğun gibi ağzı keştinin adamı. Adamı da sinir ediyorsun. Dibime gelmiş. Tak tekerin dibinde duruyor. Bir lastik dum bize bohu yiyecek. Kalpten ölecek. Korkudan. Kerpen'e gidiyor arkadaşlar. Kerpen'de de bir tamirci abimiz vardı ya eskiden ya. Ya eskilerimiz nerede bizim ya? Bizi unuttunuz mu? Ne unuttunuz abi ya? Hiç yorum morumlara gelmiyorsunuz. Facebook'a neye gelmiyorsunuz? Facebook açtık sizin için. Bak bir yedilik bememe daha geldi. 1002 bu da. Serdar abi seninki 1001 ya, bu da 1002. Ama ne şiir yedilik bilmem, ben BMW'den pek anlamam kotinden başından. Siz bakınca anlıyorsunuz. Ben anlamam. İlla yazı olmazsa anlamam ben. Ama bu şöyle yedi kıklara benziyor. Herhalde. Bir de arkadaşlar ya, her bindiğim araba benim değil ya. Kurbanım, benim param yok, pulum yok. Ben at arabayı alamam bu gidişle. Alırsam bir kedi alacağım. Transporter veya bir Kia Sorento var ya, o büyüklerden. Ben öyle arabalardan hoşlanıyorum. Büyük. Alabilirsem onlardan alacağız. Paramızı pulumuzu biriktiriyor. Zula yapıyor. Ufak tefek borçlarımız var. Onları bir toparlayalım. İnşallah o da olacak. Acele etmiyorum. Çünkü araba lazım değil. Evde duracağına ne yapacağım? Acelem yok. Onun için ben bazı arkadaşlar diyor ki her bindiğim araba abi hayırlı olsun sağ olun Allah razı olsun kardeşim. Art niyet yok, ben biliyorum. Bizimkiler de art niyet taşımak olmaz. Olamaz. Onun için geçen Serdar abimin arabaya bindim. Herkes onun Serdar, el ele Serdar abinin olduğunu biliyor. Ama bana yazmışlar senin mi? Ya benim değil. Serdar abi mi aldı? Serdar abi almıştır ona. Ya böyle laflara gerek yok. Böyle sözlere gerek yok. Yani şey yapmayın ya. Beni de kocalandırmayın. Şimdi zorunla araba aldırtıracaksınız bana. Koti düşman mal sahibi yaparmış adamı. Biliyor musun? Koti komşu mu diller? Koti komşu mal sahibi mi der diller? Bir atasözü var. Ben pek bilmem de duyarım böyle şeyleri. Onun için beni de zorunla BMW'lendirmen yani arkadaşlar. Nasip olur, kısmet olursa, paramız olursa alırız Allah'ın izniyle ya. Rabbim büyük, düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Bugün var, yarın yok. Allah'ın, Rabbimin nasıl, nereden vereceğini bilemem. Bilemezsiniz. Bir bakan Ümitcan trilyonlu kalmış, gelsin BMW'ler gitsin Kapıya dizeceğim serisini ama. Dama da koyacağım. Şu tırı da şöyle bir tır alacağım. Dama koyacağım evin damına. Koydaki evi herkes biliyor. Koyun damına vinçine çıkarttıracağım. Oraya koyup damda yatacağım bunun içinde. Akülenin neye sökeceğim. Ama yok. Ne bakayım. Olduğu kadar. Olmadığı senin, olmadığı ne? Nedir ya? Dur bakayım şu adamla mı konuşayım? Selamun aleyküm. Alo. Alo.
Alo. Abi geldim. Merhaba abi. Abi 100 14 kilometre Hundort. 100 kilometre var 100. Geliyorum, yoldayım yani. Anladın abi? Tamam. Tamam abi, tamam. Iraklı konuştum. Az Türkçe, az gavurca konuşuyor bana işte böyle. Handırt, hundurt bir şeyler atıyor anladığı kadar. O da anlıyor sağ olsun. Böyle telaş işte bizim işler ya. Yola çıkacak, ararlar. Nerede kaldın, nerede kaldın? Anayın bilmem nesinde kaldık ya. Geliyor işte. Ah, yol kapalı desen inanmaz. Biz de istiyoruz dıngır dıngır çabuk çabuk gidelim gelelim hoplayalım metleyelim olmuyor olduğu kadar işte ama bunu yük sahiplerine anlatamıyorum. Termokinciler var, tırcılar. Adam Antalya'dan çıkar daha Isparta'ya gelmeden ta Almanya'daki müşteri arar, kaptan neredesin? Elinin kolundayım lan daha durmam ya. Adam 3 saatlik yola gelmiş ya. Kaptan neredesin? Başlar. Bulgar'a girer. Kaptan neredesin? Ne zaman buraya düşecek? Çoğu var şoförler. Kapadı veriyor telefonu. Yapıştırıyor gidiyor. Ya bunun dahosu var. Saati var. Suiti var. Bir sürü prosedürleri var ya. Elimizde olsa biz de 10-12 saat yola gideceğiz. Ya uygun geldiğinde yatan 2 saat kalkan devam edin. Ama şartlar o değil. Şartlar çok ağırlaştı. Cezalar yüksek. Adamlar kırmızı vuruyor pasaporta. Ehliyetini elinden alıyorlar. Çoğu kişi bilir yani. Derken çav diyeceğim arkadaşlar. Bu da böyle bir ara atarım bunu. İlla günü belirli değil. Belki ta Türkiye'den atarım arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Şu anda buradayım. Kerpen Almanya'dayım. Ama İnternet videoları nereden atarım? Bir iki tane oldu. Haberiniz olsun. Hepiniz selametle kalın. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Kimin ne dileği varsa Rabbim kabul eylesin inşallah. Allah yardımcınız olsun. Tekrar tekrar diliyorum. Hayat zor, şartlar zor. Mücadeleye devam. Hadi görüşürüz. Bay bay.